Dünyada ekonomiyi dolardan ibaret sanan tek ülke sanıyorum ki Türkiye'dir arkadaşlar. Ekonomi yönetimi ekonomiyi tamamen dolar fiyatlarıyla algılıyor. Dolar fiyatları yükselirse aman ha biz bunu baskılayalım diye hemen kolları sıvıyorlar. Dolar düştüğü zaman da aa bak gördünüz mü Türk lirası değerleniyor diye hava atıyorlar. Oysa ki her şey her geçen gün biraz daha bozulmaya devam ediyor. Ekonominin gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine dolarla uğraşmayı tercih ediyorlar. Geçtiğimiz sene bu uğurda 128 milyar dolar harcadılar. Aynı zamanda ihtiyat akçesini tükettiler. Ve Türkiye'yi büyük bir çıkmaza, büyük bir ekonomik krize adım adım sürüklemeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bu arada doları 7.10'un altına gevşettik diye de övünüyorlar. Nasıl gevşettiniz sorusunun cevabını birkaç ay sonra göreceksiniz arkadaşlar. Hangi kaynakların ne şekilde harcandığını göreceksiniz. Kimlere yüksek faiz ödendiğini de göreceksiniz. Onun için bugünden hiçbir şey söylemeyeceğim. Türkiye ekonomisinin nasıl büyük bir bataklığa sürüklendiğini sizlere ayan beyan bu videoda anlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bakın doları düşürdük. Demek ki gelir seviyemizin bir miktar artmış olması gerekiyor. Yani halkımızın nefes alıyor olması gerekiyor. Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin maaşının enflasyonun üzerine çıkmış olması gerekiyor değil mi? Hiç de tablo öyle değil arkadaşlar. %14.6'lık enflasyona rağmen memur, emekli, işçi enflasyona göz göre göre ezdirildi. Asgari ücret %10 zamla karşımıza çıktı. Eğer ki AGİ'yi çıkartırsak. AGİ'yi işin içine soktuğumuz zaman aslında vatandaşın hakkı vatandaşa hakkı değilmiş gibi verildi. Öbür taraftan emekli maaşına %8, memur maaşına %7 zam yapıldı. O zammı aldıkları gün paraları diğer zamlarla eriyip gitti. Pahalılık herkesin belini bükmeye devam ediyor. Sayın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın söylediği gibi dolar düşürülerek bu pahalılıktan kurtulacak mıyız ya da kurtulduk mu? Dolar 8.50'den 7.10'un altına geldi ama fiyatlar neredeyse o günden bu yana %30-%40 oranında daha da arttı. Dolar düşmesine rağmen benzin fiyatları arttı. Dolar düşmesine rağmen enerji fiyatları arttı. Dolar düşmesine rağmen mazot fiyatları arttı. Dolar düşmesine rağmen ekmek fiyatları arttı. Dolar düşmesine rağmen ulaşım fiyatları arttı. Dolar düşmesine rağmen ev araba fiyatları arttı. Dolar düşmesine rağmen elde avuçta ne varsa giderken tüm mal ve ürünlerin fiyatları çok hızlı bir şekilde arttı. Zaten bu nedenle halkımız her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyor. Ben söylemiyorum. OECD söylüyor. Son 2 yıl içerisinde Türkiye'deki halk %8,5 oranında daha da yoksullaşmış. 100 kişi yoksulsa buna 8,5 kişi daha eklenmiş. Ortalama ücretin asgari ücret olduğu ülkemizde hangi ev acaba 8200 liradan fazla para giriyor? Ve 8200 lira para girmeyen ailelerin hepsi aslında yoksul. Farkındalar mı? Bilmiyorum. Bir başka konu. İşsizliğimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Bizimkiler doları düşürmekle uğraşırken reel sektör kan ağlıyor yüksek faiz ortamından dolayı. Her geçen gün yeni firmalar kapatılıyor. Günde 273 firma kapanıyor arkadaşlar. Evet, günde 273 adet firma kapanıyor. O kapanan firmalarda onlarca kişi, belki yüzlerce kişi her gün işsiz kalmaya devam ediyor. Yeni iş bulma imkanları da bu koşullar içerisinde zaten çok zor. Nitekim bunun rakamlarda yansıdığını görüyoruz. Genişletilmiş işsizlik %29,5 seviyesinde. Genç işsizlik %26 seviyesinde. Ama bunlar resmi veriler. Gayri resmi verilere baktığımızda %40'lara varan bir genç işsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Genişletilmiş işsizliğin de %29,5 değil %35'lerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bir de kayıt dışı çalışanlar var. Kayıt dışı çalışanlar normal çalışanlara oranlandığında 3'te 1 insanımız kayıt dışı çalışıyor. Yani çalışanların 3'te 1'inin sosyal güvencesi yok Türkiye'de. Gelir dağılım meselesine gelelim. Türkiye büyük bir devlet, Türkiye büyük bir ülke diye sağda solda övünüyoruz. Biz o kadar zenginiz ki başka ülkelere yardım bile yapıyoruz. Dünyada bir yıl ülkeye milyonlarca dolarlık yardımlar giderken Türkiye'deki vatandaşa bu pandemi döneminde hiçbir yardım yapılmıyor. Bütün kaynaklar 5 tane ballı kaymaklı müteahhite veriliyor. Son 20 yıl içerisinde ne kadar devlet ihalesi, ne kadar kamu ihalesi varsa bu 5 ballı kaymaklı müteahhit girmiş ve almış. Bunu nereden görüyoruz? Dünya Bankası verilerinden görüyoruz. Dünyada kamudan en çok ihale alanlar Türk müteahhitleri.
Üstelik ilk 10 içerisinde tam 5 müteahhitimiz bulunuyor. Bütün paralar onlara giderken bizler sefilliğe mahkum ediliyoruz. Biz dolar ekonomisi yönetmeye devam ediyoruz bu arada. 18-22 yaş arasındaki gençlerimiz karın tokluğuna çalışmaya razılar. Ona rağmen iş bulamıyorlar. G20 ülkeleri içerisinden büyük ihtimalle bu sene çıkacağız arkadaşlar. Yani ilk 20 ekonomi içerisinde yer alamayacağız yaptığımız hatalardan dolayı. Dolar ekonomisinden dolayı, doları düşürme ekonomisinden dolayı Türkiye her şeyini kaybettiği gibi G20'deki sıralamasını da kaybedecek. Malezya, Endonezya gibi ülkeler Türkiye'yi geçip gidiyor. Güney Kore zaten geçip gitmiş durumda. Çin yanımızdan geçti, uçup gitti. Onu saymıyorum bile. Daha ötesini söyleyeyim arkadaşlar. Vietnam bile. Evet, Vietnam, hani şu filmlerde izlediğimiz Amerikan zulmüne uğramış Vietnam bile çok yakın bir dönemde Türkiye'nin önüne geçecek gibi görünüyor. Tarımda tamamen bitmiş durumdayız. Çiftçimiz icralık, traktörü icralık, evi icralık, toprağı icralık. Yani anlayacağınız çiftçinin üretmesi için gerekli olan her şey bankalar ya da tarım kredi kooperatifleri tarafından icraya verilmiş durumda. O mal aslında çiftçiye ait değil, bu ülkeye ait. Çiftçi üretmediği sürece hepimizin çok daha pahalı fiyatlarla karşı karşıya kalacağı ortada. Nitekim ayçiçek fiyatlarının bu kadar yükselmesinin temelinde de çiftçinin üretmemesi yatıyor. Devlet çiftçiyi destekleyeceğine, onlara sübvansiyonlar vereceğine yurt dışından malı pahalıya alıp Türkiye'de ucuza satmayı tercih ediyor. Kendi çiftçisini destekleyeceğine yurt dışındaki çiftçiyi desteklemeyi tercih ediyor. Türkiye'de çiftçi kan ağlarken oralı bile olmuyor. Faizde dünya ikincisiyiz arkadaşlar. İnanılır gibi değil. %17'lik bir faiz oranından bahsediyoruz. Bu %17'lik faiz oranı esnafı bitiriyor. Bir başka konu, bütçe açığımız da her geçen gün artıyor. Amerika'da Biden yönetime geldiğinde bütün araçlarını elektrikli çeviriyor ve mümkün olduğunca ucuz araçlar almayı tercih ediyor. Bizimkiler elektrikli araca ekstra vergi koyuyorlar. Aynı zamanda da Amerika'dan lüks araç ithal etmeye devam ediyorlar. Hem de 100 milyonlarca liralık paralar ödeyerek. Piyasada yaprak kımıldamıyor. Şöyle bir sokağa çıkın, kaç tane dükkanın kapandığını göreceksiniz. İnsanların yüzünde büyük bir umutsuzluk olduğunu göreceksiniz. Onlarca insanın iş aradığını, onlarca insanın iş aramaktan vazgeçtiğini göreceksiniz. Suç oranları artıyor, boşanma oranları artıyor, fuhuş artıyor. Bu tür olaylar genelde ekonominin dip olduğu dönemlerde olur. Vatandaşa en ufak bir yardım yok diyoruz ya. Hadi gelin dünyanın en kapitalist ülkesi Amerika ile karşılaştıralım. Hani bir geyik vardır ya. Amerika'da herkes kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Oysa bu dönemde Amerika'da vatandaşa çatır çatır para ödeniyor. Hatta 600 dolar yetmez, 2000 dolar verelim diyorlar. Okul servisleri bedava hale getirilmiş durumda. Okul yardımları yapılıyor. Türkiye'de ise herkes özel okullara yönlendirilirken ve özel okullar açık değilken bile onlara çatır çatır para ödenirken devlet en ufak bir yardımda bile bulunmuyor. Vatandaşı ne kadar zora girerse o kadar zorlamaya devam ediyor. Avrupa karşımızda bizden taviz bekliyor. Amerika karşımızda bizden taviz bekliyor. Taviz verirsek elimizdeki bütün kazanımları kaybedeceğiz. Taviz vermezsek Amerika'dan katsa yaptırımları, Avrupa Birliği'nden de ağır yaptırımlar karşımızda olacak. Bu ekonomimizin çok daha dar boğaza girmesini beraberinde getirecek. Yabancı sermayenin geldiği yok. Sadece bazı sıcak para fonları Türkiye'ye giriyor ve çıkıyor. Girerken İyi gibi görünüyor ama çıkarken büyük tahribat veriyor arkadaşlar. Bu paraların geldiği dönemde dolarda düşüş eğiliminin olduğunu görüyoruz. Çıkışlarında bir anda doların seviyesini neredeyse ikiye katlıyorlar. Geçtiğimiz yıl 5.80'den geldiler, 8.50'den gittiler. Eğer biz faizleri onların istediği gibi %17'ler seviyesine çekmemiş olsaydık şu anda dolar kuru çoktan 14-15 lira olmuştu. Türkiye'nin bütçe açığı 130 milyar lira. Türkiye'nin 2020 yılındaki faiz gideri ne kadar biliyor musunuz? Yine 130 milyar lira. Yani bütçe açığımız kadar faiz giderimiz olmuş. Resmen Türkiye tefecilere çalışıyor. O 130 milyar vatandaşa, halka, esnafa, üreticiye, KOBİ'ye dağıtılmış olsaydı belki o firmaların hepsi ayakta kalmayı başaracaklardı ve Türkiye'de işsizlik bu seviyede olmayacaktı. O paranın önemli bir kısmı tarımı tekrar ayağa kaldırmak için kullanılmış olsaydı bugün bizim çiftçilerimiz icralık olmayacaktı. O para
eğitim için kullanılmış olsaydı, gençleri koruyup kollamak için kullanılmış olsaydı belki bu kadar gencimiz yurt dışına kaçmak için uğraşmayacaktı. Çok daha ötesi, kalanların hepsi de işsiz olmayacaktı. Düşünün, üniversite mezunlarımızın neredeyse tamamı işsiz pozisyonda. Kredi notlarımız her geçen gün düşürülüyor ve çöp düzeyine gelmiş durumda. Sağlam kurum ve kuruluşların, özellikle yurt dışı emeklilik fonları gibi büyük fonların hiçbiri Türkiye'ye uğramıyor. Hepsi teğet geçip gidiyor. Peki Türkiye'ye kim geliyor arkadaşlar? Türkiye'ye vur kaç parası geliyor? Vuruyorlar, kaçıyorlar. Vuruyorlar, kaçıyorlar. Ve her seferinde de Türkiye'yi darmadağın ediyorlar ekonomik olarak. Ekonomiyi dolardan ibaret sanıyor iseniz eğer ve doları düşürmeyi bir marifet olarak görüp bütün diğer sektörleri inşaat hariç yok sayıyorsanız eğer bu tablo kaçınılmazdır. Gençlerin işsiz kalması kaçınılmazdır. Beyin göçünün olması kaçınılmazdır. Bizim gibi yönetilen ekonomiler batmaya mahkumdur. Türkiye'de ne yazık ki çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya ve sıkıntılarını her geçen gün biraz daha derinleştirmeye devam ediyor. İş adamı dernekleri karınlarından konuşuyorlar, siyaseten konuşuyorlar, koltuklarını korumak için konuşuyorlar. Temsil ettikleri esnafı, sanatkarı, iş adamını, üreticiyi, KOBİ'yi düşünmeden konuşuyorlar. Üretici başka konuşuyor, KOBİ başka konuşuyor, esnaf başka konuşuyor, pazarcı başka konuşuyor, çiftçi başka konuşuyor, onların temsilcileri başka konuşuyor. Sanki Türkiye'de her şey yoluna girmiş, Türkiye'de hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyorlar. Fiyat istikrarı olduğunda her şey düzene girecek diyorlar ama bu söylediklerine kendileri bile inanmıyorlar. Faizleri %17'ye çıkarttı. Neredeyse arşa erdi faizler. Doları da düşürdük ama fiyat istikrarı falan sağlanmadı. Kamudan da özel sektörden de arka arkaya zamlar gelmeye devam ediyor. Üretici fiyatları %25'in üzerinde, tüketici fiyatlarının %14 olduğuna bakmayın. Arada 10-11 puanlık bir makas varsa eğer öyle ya da böyle üretici fiyatları tüketici fiyatlarına yansır. Dolayısıyla bu zamlar önümüzdeki günlerde de gelmeye devam edecek. Türkiye halkı daha da fakirleşmeye, daha da yoksullaşmaya devam edecek. Türkiye'nin gençleri üniversite bitirseler de işsiz kalmaya devam edecekler. 3-5 kişi zenginleşirken halkın geneli yoksullaşmaya devam edecek. Gelir dağılımı bozulmaya devam edecek. Reel sektördeki batıklar her geçen gün biraz daha artacak. Esnaf kepenk kapatmaya devam edecek. Çiftçinin toprağına el konulmaya devam edilecek. Reel olarak ekonomik reformlar yapılmadığı sürece, bütün her şeyin merkezinde döviz kuru görüldüğü sürece ve bütün kaynaklar döviz kurunu düşürmeye, aynı zamanda da 3-5 ballı gaymaklı müteahhiti kalkındırmaya dayanıyorsa eğer bir ekonomide, o ekonominin ayağa kalkması mümkün değildir, batması kaçınılmazdır ve o ülkede kur şokları yaşanması da kaçınılmazdır. Bakmayın siz IMF'nin, Dünya Bankası'nın, Fitch'in onun bunun sözlerine. Onlar şu anda Türkiye'nin yüksek faiz ortamını korumak için bu söylemlerde bulunuyorlar. Yoksa Türkiye ekonomisinin iyiye gitmediğini çok net görüyorlar. Bir başka tablo, Türkiye uzun vadeli borç bulamıyor. Bulduğu bütün borçlar kısa vadeli borçlar ve vadeler her geçen gün biraz daha kısalıyor. Bir yıldan da kısa sürelerde borç bulmaya başladık. Bakın, Merkez Bankası rezervleri arttı diye haberler yayınlanıyor. Nasıl arttığına bakıyorsunuz, tamamen kısa vadeli borçlarla arttırılmış. Merkez Bankası'nın bir ay içerisinde 23 milyar dolar geri ödemesi olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ödemeyi yaparken rezervlerin ayakta tutulması mümkün olacak mı acaba? 188,5 milyar dolarlık toplam kısa vadeli borcun yakın zamandaki ödemelerinin çok ağır faturasının olacağını görüyor musunuz acaba? Bütün bu çarpık tablo içerisinde dolar kurunun bu seviyede durması mümkün değil. Bugün ekranda 7.10'u görürsünüz, 7.20'yi görürsünüz. Türkiye'deki gerçek doların aslında 12 liranın üzerinde olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bunun en net itirafı da Avrasya Tüneli'ne yapılan zamdır arkadaşlar. 46 liralık bir geçiş ücreti ödüyorsak Avrasya Tüneli'ne, yani 4 dolar karşılığında 46 lira ödeme yapıyorsak, demek ki Türkiye'de 1 dolar eşittir 11,5 liradır. Eğer ki bir minibüs Avrasya Tüneli'nden geçtiğinde 1 dolar karşılığında 17,5 lira ödüyorsa arkadaşlar, Türkiye'de dolar 17,5 liradır. Eğer ithal edilen ürünlerin hepsi 14-15 liralara göre fiyatlandırılıyorsa, Türkiye'deki dolar 14-15 liradır.
Ekranda şu anda göstermelik 7-10 seviyesini görebilirsiniz. Bu işin sürdürülemez olduğu çok ortada. Aynı geçen sene olduğu gibi dolar öyle ya da böyle piyasa gerçeklerine uyum sağlamak zorundadır. Bir sabah uyandığınızda 14-15 liralık dolar kurunu gördüğünüzde gözleriniz fal taşı gibi açılıverir. Döviz gibi para birimleri de öyle ya da böyle halkın gerçeklerine evrilir. İddia ediyorum, eğer ki Türkiye doğru adımları bir an önce atmaz ise, dolar uğruna Türkiye ekonomisini feda etmeye, reel sektörü feda etmeye, sanayi ve tarımı feda etmeye devam eder ise bir kez daha dolar şoku yaşayacağız, bir kez daha yaşayacağız, bir kez daha yaşayacağız ve bunların sonu gelmeyecek. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.